Stres tabii ki çok önemli bir risk faktörü. Günlük hayatta maalesef bu koşturma içerisinde hiçbirimiz uzak duramıyoruz stresten. Ama stresin tetiklediği birçok şey var. Tansiyon gibi, şeker gibi. Bunlar direkt stresten etkilenen şeyler. Nabız atımı gibi. Bunların hepsinin olması da tabii ki kalp krizini birleştikçe ortaya çıkışını arttıran şeyler. Kalp krizi nasıl ortaya çıkar? Kalp krizi genellikle göğüs ağrısıyla ortaya çıkar. Ama bazen özellikle çeşitli hastalarımız ki bunların en başında diyabetik hastalar geliyor, şeker hastaları geliyor. Hiç göğüs ağrısı hissetmeden sadece mide bulantısı, çene ağrısı, bazen bayılma, kısa süreli bir bilinç kaybıyla beraber tekrar düzenli ve hastalar geldiklerinde yapılan tahlillerde, çekilen EKG'de kalp krizi geçirdiğini tespit ediyoruz. Hastalar inanamıyorlar bile. Bu şikayetlerle kalp krizi olabileceğini, direkt bir ağır koma durumunu kalp kriziyle özdeşleştiriyorlar. Genellikle öyle bir şey yok. Dediğim gibi bazen bir mide ağrısı, bazen çeneye vuran ağrı, bazen tansiyon düşüklüğü, bazen aşırı derecede tansiyon yükselmesiyle birlikte kalp krizi kendini gösterebiliyor.